1 Temmuz Pazar akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün Temmuz ayının ilk günü. Hani yaz mevsimini de yaraladık bir nevi. Haftanın son ana haber bülteni, Temmuz ayının ilk ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yine Manisa ve ülkeye dair çok önemli gündem maddelerini sizlerle paylaşacağız. Karasal yayınımızın haricinde sevgili seyirciler, bizleri etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilirsiniz. Gerek mahallenizde, ilçenizde, beldenizdeki sorunları, gerekse ana haber bültenimizle ilgili yorumlarınızı, haberlerimizle ilgili yorumlarınızı saygı çerçeveleri içerisinde kalmak koşuluyla Facebook'tan bizlerle paylaşabilir. Bizler de buradan ekranlarımız aracılığıyla sizlerin yorumlarını diğer izleyenlerimize aktarabiliriz diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Manisa'da on binlerce öğrenci tüm Türkiye genelinde olduğu gibi bugün üniversite sınavına girdi. Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Manisa'da da toplam 63.965 öğrenci dün ve bugün sabah erken saatlerde sınava girecekleri il genelindeki 281 binanın yolunu tuttu. Toplam 3.799 salonda sınava giren öğrenciler saat 9.30'da sınav binalarının önünde hazır bulundu. Öğrenciler daha sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Görevliler öğrencilere hangi salonda sınava girecekleri konusunda yardımcı oldu. Öğrenciler salonlarda sınav için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Saat 10.15'te başlayan sınava geç kalan öğrenciler ise salonlara alınmadı. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek bir öğrenci geç kalınca tüm ısrara rağmen sınava alınmadı ve geri dönmek zorunda kaldı. Çocuklarını dışarıda bekleyen veliler yeni sınav sisteminin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Manisa genelinde gerçekleştirilen sınava toplam 162 engelli ve 151 hükümlünün de katıldığı belirtildi. Sınavda 9.348 personel görev yaptı. YKS'nin dün gerçekleştirilen temel yeterlilik testinin ardından öğrenciler bugün de alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi sınavına girdi. Sevgili seyirciler, son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. ÖSYM yaklaşık bir saat önce gerek dünkü gerekse bugünkü üniversite sınav sorularını kendi ÖSYM'nin internet adresinde açıkladı cevap anahtarları ile birlikte. Değerli genç kardeşlerimiz bu ÖSYM'nin sitesinden o sorulara ve cevap anahtarlarına bakarak bir nevi bu hafta sonu girmiş oldukları sınav sonucuna ilişkin bir kanıya varabilirler. Açıkçası en son 20 yıl önce girmiştim sevgili seyirciler üniversite sınavına ve Ziraat Fakültesini kazanmıştım. Hani sürekli olarak haberlerde eğitim sisteminin değiştiğini bahsediyoruz. Acaba bunun içeriği ve soruları nedir diye ben de dün ve bugünkü üniversite sınavına katıldım. Hakikaten sorular hani biraz anlamsız, öğrencileri yoran, öğrencilerin kafasını karıştırır tarzda. Hani yıllardır 11 yıl, 12 yıl boyunca okullarda okuyorlar, liseden mezun olacak konuma geliyorlar. Açıkçası özellikle dünkü oturumunda ÖSYM'nin üniversite sınav soruları arasında 12 yılda görmüş oldukları eğitime dair hiçbir soru çıkmadı desek yeridir. Bunu da uzmanlar zaten sıkça dünden bu yana dile getiriyorlar. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi'nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin ilk etabında teslim süreci başladı. 5500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin ilk etabında iş yerlerinin teslim süreci başladı. İş yeri sahiplerine 9-13 Temmuz tarihleri arasında iş yerleri teslim edilecek. Teslim tarihi öncesi iş yeri sahiplerinin 5-7 Temmuz tarihleri arasında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. İlk etapta çok kısa bir süre içerisinde yaşamın başlayacağını dile getiren Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya, iş yerleri sahiplerine izlenecek süreç hakkında bilgi verdi. İş yerlerini teslimiyle birlikte ruhsatlandırma işlemlerinin başlayacağının altını çizen Kaya bu konuda iş yeri sahiplerini uyardı. 9 ve 13 Temmuz tarihleri arasında yani Temmuz'un ikinci haftasında dükkanlar teslim edilecek. Birinci haftasında 5, 6 ve 7 tarihlerinde Muradiye'de konuştu Sosyal Konutlar Müdürlüğü Müdürümüz Hakan Yılmazbaş ve teknik personel nezaretinde onlara başvurarak buraya bizatihi gelerek dükkanlarını görme, ölçü alma, eğer bir şey yapabileceklerse
onların siparişlerini verme fırsatı bulacaklar. İşletme sahiplerimizden özel bir ricamız var. Bu önemli. Geldikleri zaman iş yerlerini açıp açmayacaklarını, kendileri açıp açmayacaklarını veya kiraya verip vermeyeceklerini. Eğer kendileri açıyorsa veya kiraya veriyor ise hangi iş kolunda faaliyette bulunacaklarına hem karar vermiş olmaları hem de gelip belediyemize bunu bildirmiş olmaları gerekmektedir. Zabıta müdürlüğümüz gerekli bilgilendirmeyi yapılmış olup onlar da buraya sağlıklı bir şekilde ruhsatlandırma işlemleri, ticari faaliyetlerde bulunma işlemlerine yardımcı olunacaktır. Şimdiden hem haksa iş yeri sahiplerini merakla bekleyen devamlı soruyorlardı. Hayırlı olsun diyorum. Hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Yeni yaşam alanının ticaretinde bol kazançlar diliyorum. 9 Haziran'da başlayan teslim sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kaya, iş yeri tesliminin ardından 1101 konutun 16 Temmuz'da 17 Ağustos tarihleri arasında hak sahipliğine teslim edileceğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, 24 Haziran seçimleri sonrasında ilçe teşkilatları ziyaretleri kapsamında Akhisar, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerindeydi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay seçim sonrası ziyaretleri kapsamında Akhisar, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerini ziyaret etti. MHP ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Akçay, Gölmarmara'da Kayaaltı ve Değnekler mahallelerini de ziyaret etti. Açıklamalarında 24 Haziran seçimlerinde kazananın Türkiye olduğuna vurgu yapan Akçay, seçim süresince ne demişsek hepsi aynı şekilde gerçekleşti. Bundan sonra da Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha emin ve güçlü adımlarla ilerleyecektir dedi. 24 Haziran'da sandıktan çıkan sonucun güçlü Türkiye olduğunu ifade eden Akçay, 24 Haziran'da milletimizin kararı güçlü hükümet ve güçlü meclis olmuştur. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de mecliste güçlü bir şekilde yer almıştır. Sandıktan çıkan netice güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlemektir. Güçlü hükümet, güçlü meclis, güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir dedi. Açıklamasında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ittifakını da eleştiren Akçay, Cumhur İttifakı karşısında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, HDP merkezli ve destekli bir ittifak kurdular. Bu yıkım ittifakı sadece 24 Haziran odaklı kurulmuştu. Yıkımdan sonra bir gelecek vizyonları yoktu. Sadece iktidarı yıkmak, MHP'yi meclis dışında bırakmak için kirli oyunlara başvuran bu ittifak 24 Haziran akşamı dağılmıştır. Milletimiz MHP'ye sahip çıkarak yıkım ittifakının oyununu bozmuştur dedi. Zaman su gibi akıp gidiyor sevgili seyirciler. O çok beklediğimiz, çok konuştuğumuz, çok tartışılan ve Türkiye Cumhuriyeti için bir ilk özelliği taşıyan, çünkü Cumhurbaşkanlığıyla hükümet sistemine geçildi Türkiye. Geçtiğimiz hafta seçimler vardı, üstünden bir hafta bile geçmiş. Peki pazar günü liderler ne yaptı? Yani seçimden bir hafta sonra, hafta sonu, yaz ayı, siyaset o kadar da sıcak değil. Ne yaptılar diye merak ediyorsanız sevgili seyirciler, bugün eski başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatı tam kadro olarak bir cenaze törenindeydi İstanbul'da Fatih'te. İslam tarihi uzmanı Profesör Doktor Fuat Sezgin'in cenazesine katıldılar. 94 yaşında yaşama veda etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze başında yapmış olduğu konuşmada inşallah dedi önümüzdeki yıl Türkiye'de Fuat Sezgin bilim yılı olarak ilan edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sizlere aktaracağımız haber de böylelikle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde şehit uzman çavuş Nezir Pınarcı'nın babası Mehmet Pınarcı tarafından tüm şehitler için açtırılan içme suyu sondajı dolayısıyla hayır yemeği düzenlendi. Şırnağ'ın Uludere ilçesi Şenoba Berdisi kırsalında teröristlerce yalıt uzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehitlik mertebesine yükselen istihkam uzman çavuş Nezir Pirnarcı'nın babası Mehmet Pirnarcı tarafından su hayrı yapıldı. Şehit babası Pirnarcıoğlu ve tüm şehitler için mahalleye içme suyu sondajı açtırdı. İçme suyu sondajının mahalleye kazandırılması dolayısıyla şehit Nezir Pirnarcı ve tüm şehitler için mevlid-i şerif okutulmasının ardından yemek hayrı gerçekleştirildi. Düzenlenen hayır yemeğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı Kaymakamı İsmail Alsancak, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban,
İlçe Jandarma Komutanı Ekrem Koçer, İlçe Müftüsü Muhammed Koçak, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Harun Karakayış ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Hayır yemeğinin ardından protokol üyeleri şehit babası Mehmet Pirnacı ile birlikte şehidin ebedi istirahatgahına giderek dua okudu. Sevgili seyirciler, bir diğer geçtiğimiz dönem diyelim artık. Geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adaylarından ve seçimin ikinci en yüksek oyu alan ismi olan Muharrem İnce de ailesiyle birlikte Marmaris'te küçük bir tatil yapıyor seçimlerin hemen ardından. Ve Hürriyet gazetesine bir demeç verdi. Bugün yayınlandı Ayşe Arman'la yapmış olduğu röportajda sevgili seyirciler. Sizler için seçmiş olduğum birkaç cümleyi Muharrem İnce cephesinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden paylaşmış olayım bu vesileyle. Muharrem İnce Ayşe Arman'a yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki çarşamba gününden itibaren daha önceden mitinge gidemediği Erzurum'dan başlamak suretiyle 81 ile teşekkür ziyaretlerini gerçekleştireceğini söyledi. Asla bugüne kadar ağzımdan Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kurultay yapılsın cümlesi çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacak dedi. Ahde vefalı insanımdır. Kemal Kılıçdaroğlu kurultaylara girdiği sürece kendisinin karşısına çıkmayacağımı bir kez daha ifade ediyorum dedi. Ben sadece 81 ili dolaşarak teşekkür edeceğim dedi. Fakat kulis bilgilerini sizlere aktaracak olursam sevgili seyirciler, kesinlikle kendisinin de ifade ettiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında karşı karşıya kalmayı, yarışmayı istemiyor. Çünkü ahde vefa sergilemek istiyor. Onun haricinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacak önümüzdeki yerel seçimler gibi söylentiler de dolanıyor. Buna da pek prim verilmiyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Yine önümüzdeki 5 yıl içerisinde çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte ama meclis dışından, artık milletvekili olmadığı için meclis dışından yürütüp 5 yıl sonra tekrar Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin karşısına çıkmak istiyor. Bu kulis bilgilerini de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili seyirciler, Manisa'da Kritik Çoğunluk isimli bağımsız bisikletçiler son bir ayda trafik kazalarında yaşamını yitiren 11 bisikletliyi anmak için Manisa'da bisiklet turu düzenledi. Meydanından tura başlayan bisikletçiler Ulupark, Malta, Hastane Kavşağı, Karaköy, Sultan Camii güzergahını takip ederek turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamladı. Bisikletçiler burada oturma eylemi yaparak hayatını kaybeden diğer bisikletlileri andı. Bisikletçiler adına bir açıklama yapan Hüseyin Erol, onlarca kazanın tamamı aşırı hıza bağlı aracın kontrolünü kaybetme, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymama ve en önemlisi bisikleti bir taşıt olarak saymadıkları için gerçekleşti. Nasıl ki evinizde, mahallenizde, semtinizde tanıdığınız biri hayatını kaybettiğinde üzülüyorsanız, biz de insan olarak bir bisikletle hayatını kaybettiğinde kahroluyoruz. Eğer bir şeyler yapılmazsa bugün bizim bir arkadaşımız, yarın sizin bir dostunuz, belki de çocuğunuz olacak dedi. Sevgili seyirciler, Yunus Emre ilçesi Muradiye mahallesinde 2 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen Cumhuriyet İlkokulu'nun inşaatına yeniden başlanacağı duyuruldu. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye mahallesindeki eski Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu binası 2 yıl önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Okulun yıkılmasıyla orada okuyan öğrenciler mahalledeki başka okullarda eğitim görmeye başladı. Öğrencilerin ve velilerin bir an önce yapılması için beklediği okulun zemin etüt çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yeni okul binasının görsel projesi alana asılarak inşaata başlayacağı duyuruldu. Cumhuriyet İlkokulu'nun yapılacağına dair pankartı gören mahalle sakinleri Milli Eğitim Müdürlüğü'ne okullarının inşaatına başlayacağından dolayı teşekkür etti. Mahalle sakinleri yapılacak okulların bir an önce bitirilmesini ve öğrencilerinin okullarına kavuşmasını, veliler olarak kendilerinin çileden kurtulmasını istedi. Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadan arta kalan zamanlarda edindiği ahşap ve alçı oyma hobisini ek gelir kapısına döndürdü. Kurduğu atölyede hobisini mesleği haline getiren Manisalı fabrika işçisi Hasan Hüseyin Toğan, fabrikadaki mesaisinden kalan zamanlarda ürettiği eserleri turistik yerlerde veya atölyesinde satarak gelir elde ediyor.
Yaptığı eserlerin hiçbirinde kalıp kullanmayan ve tamamen el işçiliği uygulayan Tuan, aklındakini ahşaba ve alçıya yansıtarak ortaya adeta sanat eseri çıkarıyor. Kullandığı alçıya koyduğu kumları da taşlı kumları eleyerek elde eden Tuan, hobi sayesinde hem huzur bulduğunu hem de ek gelir elde ettiğini ifade etti. Bu ahşap işini bir hobi olarak gelişti bende. Ahşap ve alçı, yani bütün hayvan figürü olsun, insan heykelleri olsun, bunları severek ve isteyerek yapıyorum. Tabii günümün çoğu fabrikada geçiyor. Fabrikadan çıktığım zaman geliyorum, iş saati bittiği anda gelip burada dükkanda bunlarla uğraşıyorum. Ayrıca cumartesi pazar da boş vaktimi burada değerlendiriyorum. Tuan, ahşap ve alçı oyma işini bir belgeselin ardından kendine hobi olarak başladığını anlattı. Mesela ben şimdi şöyle başladım bu işe. Belgeselde genelde belgeseli çok severim. Çok seyrederim. Orada gördüğüm bazı böyle hayvan figürleri, sevdiğim şeyleri gelip burada beynime, nasılsa aklımda bırak, tutuyorum ve gelip burada onları aynısını ahşaptan ya da alçıdan, hangisi şey gelirse bunları şeklini aynen yapıyorum. Böyle yaptığım heykellerin değerine göre, el olmasında ne kadar uğraşırsam zamanım gittiği şekilde olabiliyor. O heykelin yapılan değerine göre de fiyat istiyorum. 150 liradan 30 liraya kadar düşebiliyor. Gerçekten çok güzel. Çünkü hem beni rahatlatıyor bu konuda. Hem de böyle bir şeyler yapmak da, meşgul olmak da, ayrıca severek yapmam da, yani hepsi bunların beni gerçekten çok rahatlatıyor. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimizi sunmadan önce yine o acı istatistikleri sizlere aktarmak istiyorum. 2007 ve 2017 yılları arasında, yani geçtiğimiz son 10 yılda adına terör dediğimiz fakat bizlerin aymazlıkları ve hataları neticesinde gerçekleştirdiğimiz 10 milyon trafik kazası oldu Türkiye'de son 10 yılda. Ve bu 10 milyon trafik kazasında 3 milyon vatandaşımız yaralanırken 50 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ne yazık ki hani bir şehrin nüfusundan daha fazla insan bizlerin hataları neticesinde yaşamlarını yitirdi. Ders almak yerine sanki önümüzdeki 10 yılki istatistikler bir öncekinden daha fazla olsun dercesine hata yapmaya devam ediyoruz. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kaza Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Eski Muradiye yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muradiye yönünden Manisa yönüne seyir halinde olan DU yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından sürücüye ilk yardım yapılarak sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı araç sürücüsü DU'yu yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı DU'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kısa bir reklam arası ardından spor bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Emin Evim sistemiyle seç, beğen, otur. Kiradan kurtul. Artık kira ödemekten usandım. Ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sizi Emin Evime bekliyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütçene göre belirlediğin taksitlerle ev almanın en kolay yolu. Emin Evim. Agora Doğal Kaynak Suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Hem çiftçiyim hem öğretmenim. Biz doğuştan çiftçiyiz. Bize babalarımızdan, dedelerimizden gelme bu meslek. Bebek büyütür gibi çok emek veriyoruz. Toprakla uğraşıyoruz bir, hava muhalefetle uğraşıyoruz iki. 650 dönüm sera yerle bir oldu hortum dolayısıyla. Doğuyu önleme şansımız yok. Tedbir olarak ne yapabiliriz ki? Doğaya karşı hiçbir mücadele yapamayız. Sigortasız mal, nüfus yağısı insana benzer. Tersim hep arkamızda oluyor. İster yağmur yağsın, ister dolu. Gözümüz arkada kalmıyor. Bu neyin sayesinde? Sigortanın ve devletimizin sayesinde. Allah her ikisinden de razı olsun. Bereketli ellerimizle yarınlarımız güvendi.
yaparsın. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon, iç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor, Boşnak Teknik Direktör Saffet Susiç ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de 6 sezonu geride bırakan ve geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Akhisar Belediyespor'da Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine Bosna Hersekli Teknik Direktör Saffet Susiç getirildi. Tecrübeli teknik adam için Yılmaz Atabarut tesislerinde imza töreni düzenlendi. Susiç, imza töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk önce Akhisar Spor Kulübü'nü çok tebrik etmek istiyorum. Akhisar Spor Başkanı ve Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum ki bana güvenip bana bu kulüpte görev verdikleri için. Ben bütün, yani herkes bana şunu söyledi, çok iyi bir kulüp. Umarım ki biz bu sene çok güzel sonuçlar alacağız. İlk önce Süper Kupa'da, yani Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birisi olan Galatasaray'a karşı oynayacağız. Tabii ki onlara karşı en iyimizi yapmaya çalışacağız ilk önce. Sonra Avrupa Ligi'ni bekleyeceğiz tabii ki, hani kimlere karşı oynayacağımız. Bunun kura çekimini bekleyeceğiz. Çünkü grupta biliyoruz ki çok iyi ekipler geldi karşımıza. Bundan dolayı UEFA'da şu an için size hiçbir şey söyleyemiyorum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Çünkü daha ekipleri bilmiyorum. Şunu söyleyebilirim ki bütün bu mücadeleler, her alandaki mücadeleler için Ama çok iyi çalışacağız. Şimdi yarın ve yarından sonra ilk önce bakacağız tabii ki futbolcularımıza ve hangi mevkiye, hangi futbolculara sahip olduğumuzu hep beraber oturup konuşacağız. Başkanımız yani ekibi güçlendirmek için bana 2-3 tane futbolcu, çok iyi futbolcu alacağımızı söyledi. Ama ilk önce pozisyonları bilmemiz lazım, bunu görmemiz lazım, bunu konuşmamız lazım ki nereye, hangi mevkiye ihtiyaç duyduğumuz futbolcular için. Susiç taraftarı nasıl bir takım izleyeceği sorusuna da şu yanıtı verdi. Şimdi şöyle, ilk önce tabii ki ben bundan buraya gelmeyen tüm takımlarında ofansif futbolu tercih ettim. Ama tabii ki burada değişik, yani başka bir takıma geldiniz ve yani şu an mesela sonuçlar hakkında veya ligi nerede bitireceğimiz hakkında ve oyun planımız için şey söyleyemem size bu konuda. Ama tek şunu size sözünü verebilirim. Yani çok iyi sonuçlar için çok iyi çalışacağız. Akhisar Belediyespor'da 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Susiç'in yardımcılıklarını ise Elbir Baliç, Emrah Eren, kaleci antrenörü Fevzi Laiç yapacak. Bosna Hersek milli takım antrenörlüğü de yapan 63 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, Ankara Gücü, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor ve son olarak da Alanyaspor'da görev yapmıştı. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Caner Türkan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye Makaralı Yay Genç Erkek Takımı İtalya ile finalde karşı karşıya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli okçusu Caner Türkan, Yunanistan'ın Patras şehrinde gerçekleştirilen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Erkek Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşadı. Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Caner Türkan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye Makaralı Yay Genç Erkek Takımı İtalya ile finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında Caner Türkan, Çağrı Dağdeviren ve Yunus Özsipahi'den oluşan Makaralı Yay Genç Erkek Takımımız İtalya'yı 225-224 geçerek Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
Haftanın son Temmuz ayının ilk ana haber bülteniyle ETV ekranlarında karşınızda olduk sevgili seyirciler. Yeni bir hafta başlıyor. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte çok başarılı, çok mutlu, çok huzurlu bir hafta geçirirsiniz. Önümüzdeki 3 gün ana haberde değerli arkadaşım İpek Arpa sizlerle birlikte olacak. Perşembe günü tekrar karşınızda olacağım. Sizlerle tekrar buluşuncaya dek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum.